Evet arkadaşlar, bu videoda sizlere genel olarak hücresel solunumu anlatacağım. Anlatacağım işlemler ilk bakışta size çok karışık gelebilir. Fakat hücresel solunum hücrelerimizde ve organlarımızda olup biten diğer işlemlere kıyasla daha basit ve açık bir işlemdir. Sizlere açık bir şekilde e, glikoliz, Krebs döngüsü ve oksidatif fosforilasyon terimleri sayesinde nasıl glikozdan ATP üretildiğini anlatacağım. Fakat gerçekte farklı moleküller bu anlatacağım tepkimelerin farklı aşamalarına dahil olabilirler. Ya da farklı aşamalarda tepkimelerden ayrılıp başka mekanizmalara dahil olabilirler. Ben size geleneksel olarak olanı, yani genel olarak gerçekleşen durumu anlatacağım. Hikayemize glikoz molekülü ile başlıyoruz. Elimizde burada gördüğünüz gibi 6 karbonlu zincirden oluşan glikoz molekülü var. Burada gördüğümüz gibi hücrelerimizdeki sitozolde gerçekleşen bir glikoliz işlemimiz var. Diyelim ki bu hücrenin burasında yani sitozolde glikoliz gerçekleşiyor olsun. Glikoliz sayesinde 6 karbonlu glikoz molekülü 2 adet 3 karbonlu moleküle parçalanır. Bu 3 karbonlu moleküllere piruvik asit ya da piruvat diyoruz. Bunları başka bir videoda ayrıntılı bir şekilde e, anlatmıştık. Glikoliz işleminin asıl amacı 2 adet ATP üretilmesidir. Aslına bakarsanız işlemin sonucunda 4 adet ATP üretilir. Fakat üretilen ATP'lerin 2 tanesi harcanır. Yani net olarak 2 adet ATP üretilmiş olur. Anlatacağım işlemler sırasında ne üretildiğini buradaki küçük tabloya yazacağım. Glikolizde 2 adet ATP üretilir. Glikoliz sırasında ATP üretmek dışında 2 adet NAD molekülü redüksiyona uğrayıp yani indirgenip 2 adet NADH molekülü elde edilir. İndirgenmenin elektron kazanmak anlamına geldiğini hatırlayalım. Burada gördüğünüz gibi NAD pozitif yüklüdür. NADH ise nötrdür yani yüksüzdür. Çünkü elektron kazanmıştır. Dolayısıyla bu tepkime redüksiyon yani indirgenme tepkimesidir. Oksidatif fosforilasyonu ve elektron transfer zincirini aşama aşama incelediğimizde NAD'nin indirgenmiş hali olan NADH'ların oksidasyona uğrayabilir yani yükseltgenebilir olduğunu görüyoruz. Ve bu sayede de daha fazla ATP üretilir. Daha sonra bunlara değineceğim. Bunu da tabloya ekleyelim. Glikoliz sonucunda 2 adet de NADH üretilir. Glikolizden sonraki aşama bir nevi karar aşaması olarak düşünülebilir. Eğer elinizde oksijen yoksa ya da bir sebepten ötürü hücresel solunuma devam etmek istemeyen ya da hücresel solunumu bilmeyen bir organizma iseniz, glikoliz sonucu üretilen piruvik asitler fermantasyon için kullanılabilir. Laktik asit fermantasyonu ve alkol fermantasyonu ile ilgili videolarımızda var hatırlarsınız. Fermantasyon ile ilgili daha fazla bilgi edinmek isterseniz bu videolarımızı izleyebilirsiniz. Fermantasyon tamamıyla pirivik asitleri kullanarak NADH'ın oksidasyona uğraması yani yükseltgenmesi ve NAD'ye geri dönüştürülmesinden ibarettir. Bu sayede NAD glikolizde tekrar kullanılabilir. NADH'ın ATP'ye dönüştürülebilecek enerjisi olmasına rağmen ve pirivik asidin de ATP'ye dönüştürülebilecek enerjisi olmasına rağmen fermentasyon gerçekleştirdiğinizde bu ATP potansiyelinden bir nevi vazgeçersiniz. Bu molekülleri atık gibi değerlendirirsiniz. Pirivik asidi NADH'tan NAD üretmek için kullanmış olursunuz ve bu sayede de glikoliz tekrar gerçekleşebilir. Şimdi fermentasyon yolundan gitmeyip oksijen kullanarak aerobik hücresel solunum ile devam edeceğimizi varsayalım. Bu aşamadan sonra göstereceğim her şey Glikoliz sonucu oluşan piruvik asitlerin her biri için geçerlidir. Yani bundan sonraki aşamaları iki kez meydana geliyor gibi düşünebilirsiniz. Evet, bir sonraki aşamada bu karboksil grubu piruvik asitten ayrılır ve karbondioksit olarak bırakılır. Piruvik asidin geri kalan kısmı asetil grubudur. Bu asetil grubu da koenzim A'ya bağlanır. Koenzim A'yı daha önceden mutlaka duymuşsunuzdur genellikle kısaltma olarak koa, koa olarak gösterilir. Burada açık halini yazmışım. Evet, koa bir adet kükürde bağlı ve bu kükürtte bir hidrojene bağlı. Burada kükürt önemli arkadaşlar. Çünkü burada asetil grubuna bağlanan kısım esasen kükürttür. Yani asetil grubu kükürt sayesinde koenzim A'ya bağlanır. Bu şekilde asetil grubu kükürt üzerinden koenzim A'ya bağlandığında asetil koA oluşturulur. Asetil koA vücudumuzda pek çok yerde, pek çok işlemde kullanılan bir moleküldür. Burada asetil koA'nın bir resmini görüyoruz. Küçük bir molekül ancak dediğim gibi vücudumuzda pek çok yerde görev alan önemli bir molekül. Bu molekül bir koenzimdir ve esas görevi asetil grubunun taşınmasıdır. Asetil grubu molekülün tam olarak şu kısmıdır. Bunu birazdan daha detaylı göreceğiz. Biyolojide ve biyokimyada belirli molekülleri birçok molekülün yapı taşı olarak görebiliriz. O yüzden e, bu gibi moleküllerin yapısını incelemek ve bileşenlerini anlamak oldukça önemlidir. Asetil koanın bu kısmında adenin vardır. Görmesi biraz zor fakat burada da bir riboz yani şeker var. Bunun dışında iki adet fosfat grubumuz da var. Yani asetil koanın bu ucu aslında bir ADP molekülüdür. Fakat burada koenzim olarak kullanılır. Buraya kadar anlattığım ve bundan sonra anlatacağım tepkimelerin tamamı enzimler sayesinde meydana gelir. Bu enzimlerinde koenzimler ve kofaktörleri mevcuttur. Ve bu koenzim ve kofaktörler tepkimeleri kolaylaştırırlar. Az önce anlattığım gibi asetil grubu kükürt sayesinde koenzim A ile bağlanır ve asetil koayı oluşturur. Fakat bu bağlanma esasen geçici bir bağlanmadır. Asetil koa, asetil grubunun sitrik asit ya da krebs döngüsüne taşınmasını sağlar. Asetil koa, asetil grubundaki iki karbonu sitrik asit döngüsündeki oksaloasetik asite aktarır ve sitrik asit oluşmasını sağlar. Yani asetil koa sayesinde bu iki karbonlu molekül 1, 2, 3, 4 karbonlu moleküle aktarılarak 1, 2, 3, 4, 5, 6 karbonlu molekül elde edilir. Sitrik asit döngüsü ile ilgili detaya girmeden önce tabloya yazmayı unuttuğum şeyleri şimdi yazayım. Az önce burada privik asitten karboksil grubunu kopardık ve tepkime sonucunda asetil koa oluşturduk. Bu tepkime sırasında ayrıca NAD redüksiyona uğrar ve NADH üretilir. Bu işlem her bir piruvik asit için gerçekleşmiş olur. Bir glikoz molekülünden 2 adet piruvik asit oluşturduğumuza göre de bu tepkime sırasında 2 adet NADH üretilir. Yani piruvik asitten asetil koa ürettiğimiz bu aşamada aynı zamanda 2 adet de NADH üretilir. Şimdi karbonların ya da ATP üretebileceğimiz şeylerin katabolizması yani yıkım işleminin büyük kısmı sitrik asit döngüsü ya da Krebs döngüsünde gerçekleşir. Asetil koa'daki asetil grubunu oksaloasetik aside aktardığımızda sitrik asit oluştururuz. Bu yüzden bu döngüye de sitrik asit döngüsü diyoruz. Sitrik asit limonda ya da portakal suyundaki asittir. İşte burada gördüğümüz molekül sitrik asittir. Sitrik asit döngüsüne aynı zamanda Krebs döngüsü de deniliyor. İlk bakışta bu döngü çok karmaşık bir döngü gibi gözükür ki esasen öyledir zaten. Ancak ben size burada basitleştirilmiş halde bu döngüde neler olup bittiğini anlatacağım. Buradaki çizimde bütün detayları göstermedim. Ancak bu döngüde 6 karbonlu sitrik asit molekülü birçok aşamadan geçerek kademeli olarak 4 karbonlu oksaloasetik aside dönüştürülür oksaloasetik asit de asetil grubu ile bağlanarak tekrar 6 karbonlu sitrik asidi oluşturur. Şunu da eklemeliyim. Asetil koadan 2 karbon yani asetil grubu ayrıldıktan sonra geriye kalan koenzim A pirüvik asitten tekrar karboksil grubu ayırmak için kullanılır. Yani aslında iç içe geçmiş halde işleyen birçok döngü bulunuyor. Krebs döngüsü ile ilgili önemli olan nokta şudur. Sitrik asitten oksaloasetik asit üretilirken aynı zamanda NAD indirgenerek NADH üretilir. Her bir strik asit döngüsünde 3 kere NAD'den NADH üretilir. Hemen hatırlayalım. Her bir strik e, asit döngüsü bir asetil koa için gerçekleştirilir değil mi? Her bir asetil koa da bir pürüvik asitten üretilir. En nihayetinde elimizde 2 adet pürüvik asit olduğuna göre bütün bunlar 2 kere gerçekleşir. Yani her bir glikoz molekülü için strik asit döngüsü iki kere meydana gelir. Her bir strik asit döngüsünde de 1, 2, 3 adet NADH üretilir. İşlemi iki defa yapacağımız için bir glikoz molekülü için toplamda 6 NADH üretilir. Yani her bir glikoz molekülü için 6 adet NAD redüksiyona uğrar ve 6 adet NADH meydana gelir. Strik asit döngüsünde 6 karbonlu bir molekülden 4 karbonlu bir molekül meydana gelir. Bu sırada karbon, karbondioksit şeklinde salınır. Aynı zamanda GDP'den GTP yani, yani, ya da şöyle ifade ederiz ADP'den ATP oluşturulur. Fonksiyonel olarak GTP ile ATP eşdeğerdir. Tekrar söylüyorum. Bu sadece bir döngü için meydana gelir. Ve bir glikoz molekülü için iki adet döngümüz vardır. Tablomuza bunları da yazalım. İki adet ATP üretilir. Bunun dışında burada başka bir koenzim daha var. FAD redüksiyona uğrar ve FADH2 oluşur. Fakat bu koenzim enzime kovalent bağla bağlı kalır ve FADH2 koenzim Q'nun redüksiyona uğramasını ve koenzim QH2'nin oluşmasını sağlar. Yani her bir glikoz molekülü için 2 adet QH2 oluşur. Şimdi bu tabloda yazdıklarımızı toplayarak nelerin üretildiğine bir bakalım. İlerleyen videolarda bununla ilgili daha fazla detaya gireceğim. Şimdi üretilen koenzimler yani NADH ve e, QH2 oksidatif fosforilasyon ya da elektron taşıma zincirinde oksidasyona uğrar. Bu oksidasyonun amacı mitokondrinin iç zarı boyunca bir proton gradyanı meydana getirmektir. Bu proton gradyanı da daha fazla ATP üretilmesini sağlar. İleride bunu daha ayrıntılı bir şekilde anlatacağım. Her bir NADH 2 ila 3 adet ATP üretir. NADH'ın nerede üretileceği ve verimine bağlı olarak bu rakam değişir. Her bir indirgenmiş koenzim Q yani QH2 de 1,5 ila 2 adet ATP üretir. Bu rakamlar hücrenin verimine ve hücrenin ne yapmak istediğine bağlı olarak değişir. Tabloya baktığımızda 2 adet glikolizden, 2 adet de Krebs döngüsünden olmak üzere toplamda 4 adet ATP direkt olarak üretilir. Böylelikle toplamda 10 adet NADH ve 2 adet koenzim Q yani QH2 elde edilir. 10 adet NADH'tan 20 ila 30 adet ATP, 2 adet QH2'den de 3 ila 4 adet ATP üretilir. Bunların hepsini topladığımızda da en nihayetinde 27 ila 38 ATP üretilir. 4 artı 30 artı 4 ATP yani 38 ATP teorik olarak maksimum olarak kabul edilir. Gerçek hücreleri gözlemlediğimizde ise üretilen ATP miktarının 29-30 civarında olduğunu görürüz. Tabii az önce de söylediğim gibi bu rakamlar hücrelerin ne yapmak istediğine, hücrelerin cinsine ve verimliliğine göre değişir. Bunların tamamı hücresel solunumda meydana gelir. Şimdi tüm bunların nerede gerçekleştiğine bakalım. Az önce glikolizin sitazolde gerçekleştiğini söylemiştim. Strik asit döngüsü mitokondrinin matrisinde olur. Burada pembe renk ile boyadığım kısım mitokondrinin matrisidir. İşte strik asit döngüsü bu matriste meydana gelir. Mitokondri ile ilgili olan videoda bunu daha ayrıntılı şekilde görebiliriz. Krebs döngüsündeki bu koenzimlerin dönüşümü ve elektron aktarım zinciri de krista zarı boyunca meydana gelir. Kristalar mitokondrinin iç zar kıvrımlarıdır. Diğer videolarda bununla ilgili de daha fazla detaya gireceğiz.